أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس 29 من مبحث الإلهيات إلهيات مبحثين bugün 29. dersini okuyoruz. Allah-u Zülcelal'ın zati sıfatlarından 5.'si olan kelam konusunu okuyoruz. وَلَمَّا كَانَ الْبَاسُ فِي صِفَةِ الْكَلَامِ Kelam sıfatıyla ilgili bas, konuşmak, araştırmak, öyle değil mi? Tefsil etmek, قَدْ اَخَزَ almış o bas. Yani kelam sıfatıyla ilgili olan bas, onu قَدْ اَخَزَ almış. Ne almış? دَوْرًا بَعِيدًا مَدَى Cihazil milleti, bu millette, bu dinde, tabi mulafakada, yani fi ehli hazil milleti, bu millet ehli yanında, bu din ulemaları, özellikle kelamcılar yanında, kelam sıfatıyla ilgili bahs, ba'idel medan, nihayeti, sonu uzak olan, bir devri, bir dolaşmayı almış. Yani ne demek? Yani bu demek, kelam sıfatıyla ilgili olan bahs, konuşma uzun boylu bir kelamdır. Tartışmalı, ihtilaflı bir kelamdır. Hatta innehu, hatta ki bu kelam sıfatı hakkında bahs o kadar uzun olmuş ki, hatta innehum kelamcılar, ulema-i kelam, semmev ilmel akaidi kulliha. Bütün akaidlerin ilmini isimlendirmişler ilmel kelami. Yani sanki bu ilim kelamdan tek ne ediyor? Bahsediyor. Ve kâne olmuştu medarul hilafi. Medarul hilaf ala beyani hakikatil kelam ve kâne medarul kelami olmuştu medarul kelam ala beyani hakikatil kelam yani hilafın medari yani kelam ilmindeki mezahibler, ulemalar arasındaki hilafın medari kelamın hakikati üzerine bina edilmiş. Hep bunun üzerine dolaşmış. Kelamın dışındaki hilaflar çok az. Oldu mu? Ve ennehu yestahilu yani o kadar uzun olmuş ki ennehu yestahilu en tekumme hazil hakikatu bizzatiha. Yani nasıl bakın ve kana medarul hilaf ala beyani hakikati kelam. Nasıl kelamın hakikatinin beyanı üzerine medarul hilaf olmuş? Yani ve ennehu o medarul hilaf, hakikatul kelamdaki hilafi beyan ediyor. Ve ennehu şenhal yestahilu en tekumme hazihil hakikatu bizatihi ta'ala. Muhaldir ki bu hakikat Allah-u Zat, Allah-u Zülcelal'ın zatına kıyam etmesi ev la yestahilu kıyamuha biha. Yani bu hakikatul kelam Allah'ın zatına kıyam etmesi muhal mı? Veya nedir? Veya muhal değil. Bu şey ihtilaf olmuş. Kime göre? Bu hakikat. Hakikatul kelam Allah'ın zatına kıyami muhal değil. Bir kısma göre kıyami nedir? Muhal. Ve kânel keşfe an zâlike kullihi. Bakın, bu söylediğimizin tamamının keşfi bi ibaretin gayetin fil vuduh, vuduhda nihayet olan, munteha olan bir ibaretle mimma bak ve kan keşf an zalike kullihi bi ibaretin gayetin fil vuduhi. Yani bunun tamamının keşfi gayetul vuduh bir ibareyle ancak gerçekleşiyor. O gayetul vuduh kelam da mimma tetebeyyenu ma'ahu hakikatul kelami. Onunla, o keşifle, bak,
وكان الكشف عن ذاته كله بعبارة غايد في الوضوح مما تتبين معه وكشف بالتحقة الخلاف. يعني böyle bir keşif yaparsak hilafın hakikati ortaya çıkar. وَيَتَّدِّحُ بِهِ وَجْهُ الْحَقِّ. O hilafın وَجْهُ الْحَقِّ ne ise onunla ne olur? Vuduh bulur. وَلَمَّا كَانَ الْبَاسُ فِي صِفَةِ الْكَلَامِ. Buraya kadar lemanın cevabı şartı kâne aleyna, bu cevap olur. Kâne aleyna yani vecebe aleyna أن نحاول تقريب هذه المسألة. Bu meselenin zihinlere takribini kastetti. Kana aleyna yani vecibe aleyna en nuhavile, biz ne edelim? Talep edelim. Takribe hazihil meseleti. Bu meselenin takribini kastedelim. Bi kaderi ma ve sa'ahu cehduna. Oldu. Bizim cehdimiz, çalışmamız yettiği kadarıyla bu meselenin takvimi talep ettik. Veyahut da bir kaderin ma ve sa'ahu cuhduna. Cuhd mana taqat. Cehd mana sa'y. Gücümüz yettiği kadarıyla veya çalışmamız elverişli olduğu kadarıyla, öyle değil mi? Bu meseleyi açılamak suretiyle zihinlere yaklaştırmak. Bu bize gerekli olur. Ona bir girelim. El-Khatvetul-Ula, birinci adım. Yani birinci merhale fihazil meseleti, bu meselede nedir? Tahdidu manel kelam. El-Khatvetul-Ula fihazil meseleti tahdidu manel kelam. Bu meselede birinci khatvet tahdidu manel kelami. Kelamın manasını ne etmek? Tahdid etmek. Kelamın manasını tayin etmek, tarif etmek. Nasıl kelamın manasını tahdid etmek, nasıl tahdid edelim? Tahdidi nedir? Budur. وَهَلْ يَتَعَيَّنُوا اَوْلَا وَهَلْ يَتَعَيَّنُوا اَلَّا يَكُونَ كَلَامًا. Acaba bu muayyen midir ki o kelam olmasın? اِلَّا مَا كَانَ بِسَوْتِ مُحَرْفٍ. Ancak savut harfle olan kelam olabilir. Bunun gerisi ne olmaz? Kelam olmaz. Bu muayyen olur mu? Evlayete ayyenu zâlike. Yahut da muayyen olmaz. Vel yete ayyenu ellâ yekûne kelâmen illâ makânü bi savut muharrin. Evlayete ayyenu. Yani kelam ancak savut harfle olan olur. Öyle değil mi? Veyahut da harf savutlu olmak şart değil. Kelamda harf sevk olmak şart mı? Değil mi? Öyle değil mi? Ha, kelamın manasını tahdid etmek lazım ki neticede hele bir bakalım. Bir kelamın kelam olması için sevk harf gerekli mi? Değil. Oldu mu? اَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَزَّهَبُوا اِلَا اَنَّهُ لَا يُسَمَّا كَلَامًا. Kelamla isimlenmez, kelam denilmez. İlla makane bi sautin ve harfi. Ancak saut harf olan kelam olabilir. Ve emma ehl-i sünneti, ehl-i sünnete gelince fakalu demişler yutlaku lefsul kelami ala şeyeyi. Kelam bir şeye değil, iki şeye deniliyor, itlak ediliyor. El-evvelu hadis-ü nefsi, nefsin hadisi, nefsin konuştukları şeyler, tasavvur ettikleri şeyler. Bunda tabi savut harf olmaz. وَالسَّانِ الْاَسْوَاتُ وَالْحُرُوفُ الْمُتَرَتِّبَةُ. Yahut da الْاَسْوَاتُ وَالْحُرُوفُ الْمُتَرَتَّبَةُ. Tertiplenmiş esvat hurufları. Hani savutlarla sırayla insan ağzına çıkar, hurufler de sırayla çıkar. O muratteb huruf esvatlara denir. İkinci kol budur. Huruf muratteb huruf esvattan oluşana kelam denilir. Esvat huruf olmayana kelam denilmez. Oldu mu? Demek emel mu'tezil fezebu ila enne la yusama kelamı illa makani bi savut muharfi. Onlar öyle diyorlar. Harf savut olmayana ne denilmez?
كلام للناس. وأما أهل السنة فقالوا يطلق الناس الكلام علشان ألا ولو حديث نفسي في حديث الناس كلام سا صوت حرف شرطي. والثاني الأصوات والحروف مترتبة الشيخ معتزلة صادق بنا ديورلار أهل السنة الجماعة حديث الناس بالكتاب بنا ديورلار. ولا سبيل إلى إنكار المعنى الأول في حق الإنسان بخ إنسان حقا دا حديث الناس يوق دمك يانشو إلا حديث الناس كلام الناس إنسانا بار في الله ني olmasın ki mesele o. Bir de vela fi enne yusama kelamen. Birinci mana insan hakkında vardır. Bunda bunun inkarına bir sebil yok. Bir de buna ne deniliyor? Buna kelam deniliyor. Buna ne deniliyor? Kelam deniliyor. Buna kelam denilmesinde de hilaf yok. Vela fi enne zaidun alel kudreti vel iradeti vel ilmi. O hadis-ü nes, insanlar hadis-ü nes kudretinden zayide, iradesinin zayide, ilminden zayide. O ne ilimdir, ne iradedir, ne kudrettir. O ayrı bir şeydir, o kelamdır. Hakikaten öyle mi? Evet. Elâ tera ennel insanı yakulum. Zevertul barihete fi nefsi kelamen. Zevertul barihete fi nefsi kelamen. Ya dünkü akşam ben nefsinde bir kelami hazırladım. Bak, nefsinde hazırladığına ne diyor? Kelam. Demek ki o mani nefsiye kelam denilir. Ve enne nekulu. Biz diyoruz ki fi nefsi fulani kelam. Biz diyoruz fulani kesin nefsinde bir kelam var. Ve o yürüdü en yantike bihi. Onu konuşmak istiyor. Bak nefsinde bir kelam var. Nefsindeki kelamı konuşmak istiyor. Bak nefsindekine kelam diyoruz. Ha, فَاَمَّا اَنَّ ذَٰلِكَ سَابِنْ فَحَقِ الْاِنْسَانِ. Hani insan hakkında bu var dedik ya, ne biliyoruz insan hakkında bu mani nefsi var? فَاِنَّ كُلَّ وَحْلِ مِنَّ يُشْعِرُ مِنْ نَفْسِي بِهِ. Herkes kendi nefsinde bir takım manilerin olduğu, kelamlar olduğunu hisseder, bilir. Bunun ispatına da gerek yok. Herkes bunu hisseder, farkındadır. Peki bu ama ennehu yüksema kelamen, buna kelam deniliyor. Bunun delili ne? Fakat semmahul arabu lezine bil lugatin nezzelel Kur'anu. O Araplar ki Kur'an onların lügatiyle nazil olmuş. O Araplar bunu isimlendirmişler kelamen. Buna ne demişler? Kelam demişler. Araplar ona kelam demişler. Bu delildir ki o insan nefsindeki manaya kelam denilir. Ve min zalike Araplerin ona kelam denmelerindendir. Kavlul ahdali taglibiyyi. Bu ahdali taglibi İslamiyet döneminde yaşamış Müslüman değil. Sonra Allah Allah muhtel Nasrani Hristiyan oldu. Emeviler dönemindeydi. Abdülmelik'in yanına sısık gidip Abdülmelik bin Mervan yana giderdi. Hep ehli beyti ensarileri şerleriyle söverdi. Onlara aleyhine konuşurdu. Emeviler de biraz ehl-i beyti sevmedikleri için onunla prim kazanıyordu onların yanında. Çok zaman diyor Abdülmelik yanına içkili sarhoş giderdi. En son haçla gitmiş. O bize lazım dedi. Bize onun o fesati, o lügati lazım. Demiş, la yu'cibenneke min hatibin hutbetun. Hatta yekune ma'al kelami asilen. Yani bir hatibin hutbesi seni taaccübe düşürmesin. Hatta yakın mal kelam yasını. O hatib kelamıyla beraber asıl değil ise, güzel bir nesep, bir soy, bir kalite sahibi değil ise, onun böyle fesahatli, belagatli okuduğu hutbe seni taaccübe düşürmesin. Niye? Çünkü innel kelame tefil fuadi, kelam fuadadır. O adamın faadına bir şey yoksa, asıl biri değilse, onun o hutbesi bir şey ifade etmiyor. Peki kelam, asıl kelam kalbde olandır. Ve innemâ cûlel lisan, ancak kılınmış dil, alel fuâdi delila. Dil, fuad üzerine delildir. Tabi mudaf mukadder. Ve innemâ cûlel lisan, alâ mâ fil fuâdi. Alâ mâ fil fuâdi, böyle takdir ederiz.
dil kalpte olan manilere delildir. Yoksa dilden asıl sadır olan kelam değil. Hakiki kelam kalpte olan manadır. Dilden sadır olan o manaya delalet ettiği için ona kelam denilir. E bak bu ahtalın, ahtalı tağribiden, ahtalı tağribinin bu şiirinde anlaşılan o ki, nefisteki manaya ne denilir? Kelam denilir. Üç şey var. Nefise böyle bir hadis var mı yok mu? O herkes biliyor. Öyle değil mi? Ona kelam denildiğine dair delil nedir? Arablerdir. Arapların telaffuzudur. Ve emma ennehu zaidun alel kudreti. O mana kalpteki, fuaddaki mana kudret olmadığına dair delil nedir? Feli ennel manel kudreti alel kelami. Hani kudreti alel kelam diyoruz ya. Bu la yezilu ala salahiyeti. Yani kudreti alel kelam demek, salahiyetül kelam demek. Salahiyetül kelam ayrı bir şeydir. Kelam ayrı bir şeydir. Öyle ise kudret kelamın aynısıdır. Niye? Çünkü kudret salahiyettir. Onun ötesi değil. وَقَدْ عَلِمْنَا وَقَدْ عَلِمْنَا اَنَّهُ لَا يُقَالُوا عَلَى مَنْ سَلَحَ لِشَيْءٍ اِنَّهُ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ الشَّيْءٍ. وَقَدْ عَلِمْنَا biz bilmişiz اَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلَى مَنْ سَلَحَ لِشَّيْءٍ. Bir adam bir şeye salahiyeti var, elverişlidir. اِنَّهُ مُتَصْفٌ بِذَلِهِ الشَّيْءٍ. Bu adam ona mutasit edilmez. Mesela فَمَنْ سَلَحَ لِلْعِلْمِ لَا يُقَالُ لَهُ عَلِمٌ. İlme salahiyeti olan alim denilmez. وَمَنْ سَلَحَ لِسَمِنْ لَا يُقَالُ لَهُ سَمِعٌ. Sema de elverişli olana sama denilmez. وَمَنْ سَلَحَ لِلْحَمْلِ لَا يُقَالُ لَوْ حَامِلٌ. Ona ne denilmez? Ona hamil denilmez. Bu hakeza. E burada da kelama salih olan kişiye mütekellim denilmez. O zaman kelam ari, salahiyetül kelam, kudretu alel kelam ari. Bu bizim söylediklerimiz insan kelamıyla alakalıydı. İnsanın nefsindeki kelamla alakalıydı. وَاِذَا كَانَ كَلَامُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ مَخْسُرٌ عَلَى مَا كَانَ بِسَوْتٍ وَحَرْفٍ. İnsanın kelamı sevt harfe mahsur olmayınca, mahsur olmayınca, belki insanın nefsindeki manaya da kelam denilince, o zaman فَلْيَكُنْ لِلّٰهِ تَعَالَى كَلَامُ. Allah-u Zülcelal'a da kelam olsun. Nefsi kelam olsun ayet. وَلْيَكُنْ سُبْحَانَهُ مَوْصُفًا بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمُونَ. Allah-u Zülcelal mütekellim vesfiyle, yani mütekellim olma vesfiyle, kelam vesfiyle mevsuf olsun. مِنْ غَيْلًا يَسْتَلْزِمَزْ ذَلِكَ. Bu istizam etmeksizden en yakuna kelamu bisavdun harfin. Yani Allah-u Zülcelal kelamla mütesif olsun, mütekellim olsun. Bununla beraber bu savuti harfi de gerektirmesin. Yani savsız, harfsiz kelamla mutasif olması hiçbir beis yok. İnsanda bu var. Çok büyük bir şey değil. وَقَدْ وَجَدْنَ اللّٰهَ تَعَالَى وَصَّفًا. İkinci bir delil. Takviye babında söylüyor. وَقَدْ وَجَدْنَ اللّٰهَ تَعَالَى وَصَّفًا نَفْسَهُ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمُونَ. Allah-u Zülcelal nefsini vasıflandırmış, demiş ben mütekellimim. فَعَلِمْنَ مِنْ ذَلْكِ اَنَّهُ لَا يَعْنِي بِذَلْكِ اَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْكَلَامِ. Hani biraz önce dedik, kudreti alel kelam ali. Diyor Allah-u Zülcelal, ben mütekellimim demiş. Çok yerlerde kendi kelamla vasıflandırmış. Biz biliyoruz ki, aklen biliyoruz, Allah-u Zülcelal, ben mütekellimim, kelama kudretim var. Bunu ifade etmiyor. Bunda bilme de yok. O zaman Allah-u Zülcelal mütekellimdir. Kadir-i alel kelam değilse o zaman nedir? Demek ki Allah-u Zülcelal'a kelam denilen bir sıfet-i hakiki vardır. Allah zati o kelam sıfetiyle de mutasıftır. O âridir, kudret âridir. O zaman kelam-ı nesiye kelam denilir. Kelamda sevt huruf şart değil, esvat huruflar şart değil. Kelam âri bir sıfettir, ilim, kudret, irade âri şeylerdir. Oldu mu?
وقبل أن ننتقل من الكلام على هذه الخطوة hani bu kelamın bu birinci adım üzerine ikinci adıma geçmeden önce nukarrirul leke bir sana takrir ederim talebelere beyan ederim enne garede ehli sünneti ehli sünnetin garedi fi hazel mevdi'i bu mevdi'de garedleri min teşbihi kelami ta'ala bi kelamine nefsiyi yani burada Allah-u Zülcelal'ın kelami getirdi insanın kelamına benzerdi. Buradan yola çıkarak Allah'a kelam-ı nefsi olduğunu ispat etti. Allah'ın kelamı ilim, irade, kudretten zâid bir sıfat olduğunu ortaya koydu. Ha diyor, nukarrur lek enne gered ehl-i sünnet fi hazel mevdi min teşbih kelami talibi kelaminel nefsiyi. Allah'ın kelamını bizim nefsi olan kelamımıza benzetmelerinin gayeleri budur. Ve mücerredur reddi alel mu'tezileti. Gaye sade mu'tezilelere reddetmek. El qailinne bi ennel kelame munhasunun fi zil huruf vel esvati. Kelam, huruf. Kelam munhasunun fi zil huruf. Harfleri olanlığa kelam denilir. Vel esvati, esvati olanlığa kelam denilir. Bunların gayrisine kelam denilmez. Hah, onları bu konuda red etmek için Allah-u Zülcelal'a nefsi kelam var. Esvatsız, hurufsuz kelam olduğunu ispat etmek için insanın kelamına benzetmişiz. İnsanın nefsi kelamına benzetmişiz. Benzetmenin amacı mu'tezileleri red etmektir. Ve leyse muraduhum teşbihe kelamihi Celle ve Azze bi kelamine nefsiyi. Murat, Allah-u Zülcelal'ın kelamını bizim nefsi kelama benzetmek, fil kuni, kunuhde benzetmek, hakikatte benzetmek, bizim kelam-ı nefsiyle Allah-u Zülcelal'ın kelamları aynıdırlar, gaye bu değil. Kunni vel hakikati vel hakikati kunha atfi'atu tefsir. Murat bu değil. Ve keyfe yani şimdi getiriyor ki nasıl olur? Ve keyfe yutevehmu enne kelamehu ta'ala mumasul li kelaminen nefsiyye. Nasıl vehmedilir ki Allah-u Zülcelal'ın kelami bizim nefsi olan kısım, bizim nefsi kelamımıza benziyor. Nasıl muradları bu olabilir? Ve leyse muradum teşbih-i kelami celle ve azze bi kelamine nefsiyi fikrun ve hak. Murat bu değil. Ve leys hava kefi yutuvermu enne kelamine ve ta'ala mumasuli kelamine nefsiyi ma enne kelamine nefsiyi a'radun hadisin. Orada eyden var. Diyor ma enne kelamine nefsiyi eyden nasıl Allah-u Zülcelal'ın kelamiyle kunuda hakikatte aynı değilse de aynı olmadığı gibi, aynı onun gibi aradun hadise. Arada nedir? Hadise. Eyden olmazsa olur. Olsa da şöyle mani deriz. Ve keyfe yutevehemu enne kelamehu ta'ala mumasulü kelaminen nefsiyyi ma enne kelamenen nefsiyye aradun hadise. Bizim nefsi kelamımız bir takım hadis araderdir. Yücedü fihe takaddumu. يُوْجَدُ فِيهَا تَقَدُّمُ وَتَأَخُرُ Bak o nefsi kelamımızda takaddum var, teakhur var, وَالْطُرُوُ بَعْدِهِ بَعْدَ عَدَمِ بَعْدِهِ O nefsteki kelamın bir kısmı bitiyor, diğeri sonra peyda oluyor. وَيُوْجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا O nefsimizde peyda olan hadise nefsi, kelam-ı nefsi peyderpey peyda oluyor. Böyle bu evsaflar mutasif aradılardır. Peki, nasıl Allah-u Zülcelal'ın kelami bunlarda bizim kelam gibi oluyor? فَمَنْ تَوَهَمَّ الزَّالِكَ فِي كَلَامِهِ تَعْلَى Kim Allah-u Zülcelal'ın kelamında bunu vehmederse فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَشَوِيَّةِ Onun ile haşevi, batıl, akide sahibi bir firkadırlar. Kim فَمَنْ تَوَهَمَّ الزَّالِكَ فِي كَلَامِهِ تَعْلَى فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَشَوِيَّةِ وَالنَّحْوِهِ
onun ile haşeviler ve haşevilerin benzerleri arasında haşevilerin benzerleri minel mübtediati bid'a ehli olanlar el gailine bi enne kelamehu teala hurufun ve esvatun Allah-u Zülcelal kelamın huruf esvattır فَمَنْ تَوَهَمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ تَعَلَى فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَشَوِيَةِ وَالنَّحْوِهِمْ فَرْقٌ Bu farkın neyse isminden. Hiçbir fark kalmıyor. Öyleyse Allah-u Zülcelal'ın kelamı insanın kelam-ı nefse benzetmesinin amacı, hakikatleri, konuları aynıdır değil. Amaç bu değil. Ya وَاِنَّمَا نَقْسِدُ الْعُلَمَّائِ وَاِنَّمَا مَقْسِدُ الْعُلَمَّائِ Ancak ulemaların kasti, maksid, mesele, mimi, mana, ismul mef'ul. Yani وَاِنَّمَا مَقْسُودُ الْعُلَمَّائِ بِذِكْرِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ فِي الشَّاهِدِ Bak, وَاِنَّمَا مَقْسِدُمْ Onların maksudları, maksud ulemayı, بِذِكْرِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ فِي الشَّاهِدِ Şahit insandır. İnsandaki kelam-ı nefsi zikir etmeyle onların maksudları, amaçları en-nakdu alel mu'tezileti mu'tezilelere nakd etmek. Onlara itiraz etmek. Nesinde? Fi haslihimil kelame fi zil huruf vel esvati. Onlar kelam zil huruf, huruf sahipleri, esvat sahibi olanlara has kılıyorlar. Onların gerisinde kelam yoktur diyorlar. Hah! Ulemaların buradaki İnsandaki kelam-ı nefsin zikri etmeyillerinden amaç mutezilelerin bu sözünde onları ne etmek? Onları reddetmek. Öyle değil mi? Onların hatalarını ortaya koymak. Nasıl feyukarul lehum? Yani bu teşbihle nasıl onların nakdi gerçekleşiyor? Feyukarul lehum yentakidu hazel hasru. Hani siz diyorsun zil huruf zil esvattan başka kelam yok diyorsun. فَيُقَارُ لَمْ يَنْتَقِدُ هَذَا الْحَسْرُ بِكَلَامِنَا النَّفْسِيِّ Sizin bu hasriniz bizim kelam-ı nefsimizle bozulur. Niye? فَاِنَّهُ كَلَامٌ حَقِقَةً Bizim nefsi kelamımız, insanların nefsi kelamı hakiki kelamdır. وَلَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا سَوْتٍ Harf da değil, sevt da değil. Oldu mu olmadı? Epey, madem harf saut olmayan kelam bizde var. Ve izâ sahha zâlike fe kelâmu mevlânâ bizim mevlamız yüce Allah'ın kelamı kelamı o da kelamdır. Mâ ennehu leyse bi harfin ve la sautin. Harf da değil, saut da değil. O zaman felem yaka'il iştirâku beyne kelâmil bâri ve kelâmina. Allah-u Zülcelal'ın barinin kelamı ile bizim kelamın ve kelamine nefsiyi, bizim nefsi kelamımız arasında iştirak vakı olmamış. İlla fi hazihi sifeti selbiye diyoruz. Bu selbi sifette. Selbi sifet nedir? Leyse bi harfin ve la sautin. Allah'ın kelamı bizimkine bu yönüyle benziyor. Bizimki de saut harf değildir. Allah-u Zülcelal'ınki de saut harf değil. Başka hiçbir yönüyle bizim nefsi kelamımız ile Allah'ın kelamı birbirine benzemiyor. Nedir bu sıfat-ı selbi? وَهِيَ اَنَّ كُلَّنْ مِنْهُمَا لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا سَوْتٍ Bizim nefsi kelamımız, barinin kelamı, hiçbir saut değil, harf değil. Bu yönüyle birbirine benziyorlar. Hakikat itibariyle ve emmel hakikatu hakikat fe mubayinetun hakikat. Yani emma hakikatu kelaminen nefsiyyin fe mubayinetun li hakikati kelamillahi ta'ala. Kullel mubayineti. Mubayindirler. Kullel mubayinetle mubayindir. Yani tam olarak birbirine zıddırlar. Hakikat itibariyle bizim nefsi kelam ile Allah-u Zülcelal'ın kelami arasında hiçbir ne yok, bir iştirak, bir münasebet yok. Fa'rif haza. Bunu sen iyi bil. Ve kun minhu. Sen ol bu söylediğimize göre.
ala tesebbüt, tesebbüt üzerine ol. Yani tesebbüt pekiştirme üzerine, sağlamlaştırma üzere, hifz hezber üzere ol, yani bunu unutma. Oldu. Sıfet kelamı üzerine, bu mesele üzerine üç hatvetle, yani birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Emmel el-hatvetul ula fiyazı meseleti okuduk. El-hatvetul saniyetu, el-hatvetul salisetu yarın gelir. Oldu. Burada duram. El-hatvetul saniyetu. Bu biraz uzun, orada kalan. Oldu. Nefakumullahu nef'an mubi'in.